Dostlarım merhabalar. Bugün de biraz dikkatimi çekti yoğurt ve kimyon. Eminim ki severek kullanıyorsunuzdur. Ben yoğurdu da kimyonu da severek kullanıyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, ikisini beraber hiç kullanmadım. Ama Google'da bazı haberler okumaya başladım. Sürekli karşıma çıktı. İlk başlarda çok da ciddiye almadım. Çünkü o kadar çok bilgi kirliliği, o kadar çok haber var ki artık bazen diyoruz ki yok artık diyoruz hani. Ama karşıma da çok çıkınca dikkatimi çekti, birazcık araştırmak istedim. Hele ki ünlü isimlerden, yani sağlık bakımından ünlü isimlerden de bu bilgileri görünce tamam, bir bildikleri vardır. En azından artık doktor olmuşlar, prof olmuşlar, bunlarla ilgili araştırmalar yapıyorlar diyerek bana da ciddiye almak düştü açıkçası. Google'dan edinmiş olduğum bilgilere göre kimyonun içinde bol miktarda demir varmış, E vitamini, tiamin varmış aynı zamanda. Ha, bunları çoğumuz işte ne işe yarıyor, şudur budur bilmiyoruz ama konunun özüne dönecek olursak eğer, ikisi bir arada kullanıldığı zaman hücre yenileyici özelliği olduğu yazıyor. Yani derimizi, kırışıklıkları engelleyici, hücreleri tazeleyici, cildi yenileyici özelliğinden bahsediyor. Bununla birlikte benim için çok önemli bir konu. Şeker hastası arkadaşlarım da var ve onların durumu beni gerçekten çok çok etkiliyor. Şeker hastası, özellikle tip 2 diyabet hastası olanlar üzerinde etkisinin büyük olduğu haberi de yazıyor burada. Kötü tümörleri oluşumunu engelleyici, bununla beraber hazımsızlığı giderici, şişkinliği, gaz giderici etkisinin olduğu bilgileri de geçmektedir. Bunların her biri hayatımızda zaman zaman yaşarız değil mi? Midemizde şişkinlik oldu, gaz yaptı. Zaten kimyonu reseni çayıyla beraber tükettiğim zaman bana da çok çok iyi geliyor. Ama yoğurdun da bu şekilde ikisi beraber kullanıldığı takdirde etkisinin olduğu yazıyor bu haberlere göre. Bir de bu da çok ilginç bir haber. Yiyerek zayıflamak. Ne kadar ilginç bir şey. Kimyonlu yoğurdu yediğimiz zaman yağlardan kurtulduğumuz da yazıyor burada. Yani Google'dan baktığınız, açtığınız zaman yoğurt, kimyon serpte tüketirsek fazla yağlarımızdan kurtulabiliyormuşuz. Ölçü olarak da bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığına yakın kimyon serpmemiz. Bana birazcık fazla geldi ama bir çay kaşığıyla denedim. Gayet de güzel tadı var. Size de tavsiye ederim. En azından ben bir zararını görmedim. Yoğurdun ve kimyonun da bir zararının görüleceğini tahmin etmiyorum. Ama yararları çok geçiyor. Denemekte fayda var. Belki bu bilgiler sizin de işinize yarayabilir diye paylaşma ihtiyacı duydum. Herkese de saygılar sunuyorum. Sevgilerle kalın ve sağlıklı günler sizlerle olsun. Hoşça kalın.